Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 34. yıl dönümünü kutlama amaçlı bu yıl her yıl olduğu gibi yine Hyatt Regency'deki resepsiyona katıldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcimiz Büyükelçi Sayın Zehra Başaran yine her zaman olduğu gibi resepsiyonu düzenledi ve halkımız yine burada bir araya geldik. Haklı mücadelemizin de kararlı olduğumuzu 34 yıl önce tüm dünyaya kanıtladık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurarak haklı mücadelemizi taşlandırmış olduk. Yanımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcimiz Büyükelçi Sayın Zehra Başaran var. Zehra Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim. 34 yıl geçti haklı davamızdaki mücadelemizi. Tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak, taçlandırarak burada haklı davamızı tüm dünyaya duyurmuş olduk. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bugün de bir araya geldik bunun için. Birazdan zaten konuşmamı yapıyorum. Benim düşüncem bundan sonra her ne olursa olsun asla geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Bundan sonra ilerleyeceğiz, yükseleceğiz. Üstümüzdeki tüm engelleri, tüm kısıtlamaları aşarak daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Bu resepsiyondaki ikinci resepsiyonu sanırım Londra'da bulunduğunuz süre içerisinde. İngiltere'de yaşayan Türkler olarak, Türk halkının gerek dernekler olsun, kurum kuruluşlar olsun çalışmalarıyla ilgili neler söylersiniz? Bugün çok mutluyuz, bugün bayramımız ama burada bulunmuş olduğunuz süre içerisindeki halkla sürekli olarak iç içesiniz. Neler söylersiniz bununla ilgili? Burada çok muhteşem insanlarımız var, çok muhteşem derneklerimiz var. Türk olarak ve Türklerin yanında duran, Kıbrıslı Türklerin yanında duran herkesle birlikte biz önemli bir güçüz ve bu noktada birlik ve beraberlik en önemli şeydir. Kıbrıslı Türklerin, Kuzey Kıbrıs'ın ve bizlerin yanında duran herkes bizimle birlikte yürüsün, asla geri dönmeyiz. Çok anlamlı bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu kuruluş yıl dönümünün tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıbrıs Türk halkı çok zor günlerden geldi buraya. Fakat hiç umudunu kaybetmeden, yılmadan mücadelesini devam etti. Bu mücadelesinin kalıcı sonuçlarını da en kısa sürede elde etmesini gönülden diliyorum. KKTC'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Halkımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıktığının bir göstergesidir. O yüzden katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani bizim bunu düzenlememiz kadar hatta daha fazla halkımızın buna iştirak etmesi, ilgi göstermesi, bağlılık ve birlik, beraberlik içinde olduğunu tüm dünyaya göstermesidir. Yani bu gecenin anlamı bir birlik ve beraberlik gösterisidir. Hasbelkader Londra'da kutlamak nasip oldu. Çok güzel bir kalabalık, çok güzel bir coşku. Siz çok iyi hatırlıyorum dediniz. O ilk duyduğunuz zamanki hisleriniz nelerdi? Bazılarına konuştuğumuz zaman içimizde korku vardı diyorlardı. Siz neler hissettiniz o dönem? Korku hissetmedim açıkçası. Yani meclisin önündeydik. Orada korku hani savaş olabilir hayır, mi gibilerinden? Hiç öyle bir korku gelmedi. Geldiğini hatırlamıyorum. Öyle bir şey hissetmedik, duymadık. Sadece heyecan vardı, aynen mutluluk öyle. Vardı. Coşku vardı, çok büyük bir coşku vardı. Onun için inşallah bu vesileyle 34. yılın vesilesiyle gelecek yılda, gelecek yıllarda İyi bir tanıtım atağına geçeriz şeyden İngiltere'de ve bu tanıtım atağıyla insanlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, İngilizlere, Almanlara, Fransızlara, İtalyanlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kuzey Kıbrıs'ı tanıtırız. Geceyi nasıl buldunuz, katılımı nasıl buldunuz son olarak?
Her yıl daha fazla bir katılım görüyorum. Bu gerçekten mutluluk verici. İnsanlar daha fazla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sahipleniyor. Sahiplendiğini göstermek için buraya geliyor. Ondan dolayı güzel bir gece olduğunu düşünüyorum. Her yıl daha fazla insanımız geliyor. Hatta artık bu yıl anladığım kadarıyla buraya sığmadık. Gelecek yıllarda başka yerde bir organizasyonun yapılması gerekecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Haklı devamımıza devam diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürler.